Hepinize merhaba. Yeni bir kendin yap çalışmasıyla tekrar birlikteyiz. Bu çalışma biraz aksilikle ortaya çıktı aslında. Avizem kırıldı. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken ipten avize yapma fikri aklıma geldi. Bunu da yapmışken sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada size güzel bir haberim var. Önümüzdeki günlerde yeni ve farklı bir seriye başlıyoruz. Şu an müthiş keyifli bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım izleyince siz de çok seveceksiniz. Bu haberi de paylaştıktan sonra sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen ipten avize yapılışını izlemeye geçelim. İhtiyacımız olan malzemeler: tutkal, ip, balon. Etraf biraz tutkal olacak. Bunun için öncelikle zemini naylon seriyorum. Kabın içine yaklaşık 250 gram kadar tutkalı boşaltıyorum. Daha sonra kullanmayacağınız bir kap tercih etmenizi tavsiye ederim. Ölçümüz birebir olacak şekilde 250 gram kadar suyu ekleyerek tutkalı inceltiyorum. Bu iki malzemeyi iyice karıştırıyorum. Çok sulu olmayacak şekilde kıvam elde ettim. Balonu şişirdim, ucunu iple bağladım. Fakat daha sonra emin olamadım. Balonun ucunu düğümledim. Her ihtimale karşı size de düğüm atmanızı tavsiye ederim. Su ve tutkal karışımını ipe iyice yediriyorum. Ve fazlasını elimle ipten sıyırıyorum. Kolay sarabilmek için ipleri bu şekilde yaparak biraz kenarda biriktiriyorum. Daha sonra balonun uç kısmında 5 santim kadar mesafe bırakarak tutkalı bulanmış ipleri balonun etrafına fazla boşluk bırakmayacak şekilde gelişi güzel sarıyorum. Ben bu çalışmada kalın bir ip tercih ettim. Hatta bu ipi eski bir örme kazağımdan sökmüştüm. İpin kalın olması kuruma süresini uzattı. 24 saat sonra tamamen kurudu. Daha sonra iğneyle balonu delip iplerin arasından çıkarttım. Çalışmayı bir de daha ince olan mor iple denedim ve kuruma süresinin daha kısa olduğunu gördüm. Eğer çalışmayı denerseniz bu da aklınızda bulunsun. İzlediğiniz gibi kolay bulunabilen materyaller kullanarak eğlenceli görüntüsüyle odalarınızda, çocuk odalarında, balkon, bahçe, kış bahçeleri, yazlıklar gibi alanlarda farklı renklerini deneyerek de kullanabileceğiniz şık bir dekor hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.